kanlı elin hiçbir zaman temizlenmeyecek. Çünkü annem geri gelmeyecek. Babam hiçbir zaman iyileşmeyecek. O yüzden ne yaparsan yap, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Aynen öyle. Olmayacak. Ne yaparsan yap, bu aileye yaranamayacaksın. Boşuna uğraşıyorsun. Ağzınla kuş tutsan da gözlerine giremeyeceksin. O tren yıllar önce kaçtı. Acıktın mı oğlum? Kadere söyleyeyim sana yiyecek bir şeyler hazırlasın mı? Hı. Tamam. Tamam çocuğum, tamam. Nasılsın baba? Çok iyi maşallah. Yarınki doktor kontrolünden önce güzel bir banyo yaptırmak istiyorum babama. İyi olur yavrum. Tıraş da olsun, olur mu? Olur. Ama sen yalnız başına yapamazsın. Cihan da sana yardım etsin. Cihan'ın okulu var. Ben yardım ederim. Dur. Yardımına ihtiyacım var. Olur tabii. Gördünüz değil mi hanım anne? Sanki ben yardım ederim dememişim gibi. Varsa yoksa Dilan. Daha ne kadar sürecek bu evcilik oyunu? Bu mahalle kızı hayatımızdan ne zaman çıkacak hanım anne? Baran'ın artık gözlerini açıp gerçekleri görmesi gerekiyor. Ben kadere söyleyeyim de hamamı hazırlasın. Avuçların içine aldılar. Bükü bile çıkmıyor. Sizden bir şey bekleyen de kabahat. Ama ben kendi göbeğimi kendim kesmeyi bilirim. Koy onları şöyle. Tıraş sabununu fırçayla köpürteceksin. Biliyorsun bu işi. Babam tıraş olurken arkasında durup onu izlemeyi çok severdim. Kalmış öyle aklımda bir şeyler. (Gülüyor)
Ve ben de böyle babama yardım ederdim hep. Sonrası sende. Havlu. Sen de sever miydin çocukken babanı izlemeyi? Severdim. Babam daha çok mutfakta vakit geçirirdi. Ben de sürekli onu durup izlerdim. Hatırladın mı baba? Şu tasa sıcak su koyar mısın? Oynattı. Parmağını oynattı. Ama gördüm gerçekten. Doktor bizi uyarmıştı. Kaslardan dolayı böyle ani hareketlerin olması normalmiş. Ya. Demek öyle. Yardım edeceğim başka bir şey yoksa ben iznini istesem. Gerisini hallederim ben. Sen gittin de. Peki.
İyi geceler. Sana da.